Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda altı yıldız R3 kanama yer açık. Weapon X gameplay'ine bakacağız arkadaşlar ve kıyamet atlısı da yaptık. Ayıptır söylemesi, günahtır gizlemesi, hacılar Weapon X'i. Weapon oynamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Weapon rakibe vurdukça kanama veriyor. Ve evet, tabi bu kanamaların belli bir süresi var. Ağır saldırı yaptığınızda bunları sı sıfırlıyor, sürelerini sıfırlıyor ve kanamaları çok uzun bir süre rakibin üzerinde tutabiliyorsunuz. Bu durumda iki şeye ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Bir tanesi rakibin biraz agresif oynaması lazım. Ki biz de ağır saldırıyı yapabilelim. Bu ikisinin olması lazım. Tabi özel saldırı falan da atması lazım. Ama bunu zorlamamak lazım. Biliyorsunuz yapay zeka daha geliştiği için bizi taklaya getirebiliyor. Bunu çok zorlamadan oynayacağım. Sonra dayak mayak yeriz. Yüzü kılır bize. Hadi bismillah. Ama fırsatını buldukça da kanamaları arttırmaya çalışacağız Hadi bakalım şöyle vurdukça acılar kanamalar geliyor ağır saldırı yaptığımızda gördüğünüz gibi sıfırlıyor ama gerçekten de kısa yani ufacık bir aksaklıkta direkt şey yapar süreyi kaybederiz mesela böyle bir şeyle direkt kanamalar gidiyor acılar Weapon üzerindeki şu yeşilliklere göre arkadaşlar öfke setleri kazanıyor. Öf! Ne güzel vurdu lan. <laughs> Bu öfke setleri varken direkt pasif bir şekilde engelleyemez oluyor hacılar. Eyvah kaçtı. Sen niye kaçıyorsun arkadaş? Weaponix çok cix bir karakter. Hem çizimi ve görüntüsü itibariyle. Hem de gelme nadirliği olarak arkadaşlar cix bir arkadaşımız. L3 attığımızda da şöyle bir şey oluyor. Şimdi L3'ü de atacağım. Direkt üzerine artı 25 öfke yükü alıyor. Ve direkt çılgınlık moduna geçiyor. Çılgınlık moduna geçtiği zaman da arkadaşlar. Yine engellenemez ve durdurulamaz oluyor. 39.000'i vurdum. Hemen arkasında da yapıştırdım. Gördüğünüz gibi engellenemez ama kanamaları tutmak gerçekten de zor. Tutabilirseniz çok güzel asal O ayrı bir şey. Bence kanamaların süresi en az 2 kat daha fazla olmalı. En az 2 kat daha falan. Yani 4 saniye, 5 saniye, 10 saniye falan ki Weapon X oynanabilsin. Biliyorsunuz Baron Zemo sonsuz bir kanama veriyor. Sonsuza kar kalıyor rakibin üzerinde. Ben bunu her daim ağır saldırını şiştiğim arkadaş. <laughs> o yüzden daha böyle relax var ya. Ama çok güzel hasarları var. Abimizin oldukça cik hasarları mevcut. Fırsatını buldukça da bir de bir atalım. 14.000 kritik vursa kaç vuracak? 20.000 30.000 Aslında fırsat buldukça şu şekilde ağır saldırı spam'ıyla oynanabilir. En azından atabildiği kadar atıyor işte. Kanamaları ne kadar çok tutarsanız o kadar faydalı. Eskiden olsa çok güzel gameplay çıkardı bunun ama e şimdi yapay zekanın fazla beklemesi ve dediğim gibi yani kanama olayı Bence faz, fazla kısa. Düşünsene şunu 50-100 düşüre biriktirebildiğini yanlışlıkla. Ee, adam orada yerinden kalkamaz. Paso ağır saldırı gameplayi ki dediğim gibi kanamaları daha çok verebilecek diye. Risk alıyorum <laughs> o Bu ağır saldırıyı atabilmek için VD'nin riskini böğrüne böğrüne vuruyorum. Ah be ne güzel. 15 taneye çıkmıştı. Şimdi. Böyle beklediğini düşünsene acı Abo. bu. <laughs> Kanama mı kalır lan bu gameplay'e? Weapon X'i biz daha çok e, defans da görüyoruz, defans etkileri olsa tatlı çünkü engellenemezleri ve durdurulamazları rakibi hataya zorluyor. Hem dayak yedikçe de sağlık basıyor, öyle bir güzelliği var. O yüzden defansta da daha etkili ama Muamma bir karakter olduğu için şöyle güzel bir gameplay de yakışır. 14 tane kanama vardı Türk gitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hemen çılgınlık moduna geçiyoruz acılar. Engellenemez olması güzel yahu. Şey bir gameplay yok ama böyle seni sıkıştıracak. Tabii şu kanamaları üzerine tutma çabanız olmazsa ki olmamalı. Oyunun mekaniği sonuçta bu arkadaş yani. <laughs> Oyunun mekaniği bu. Gayet rahat, temiz, keyifli bir gameplay var. Verdiği hasarlar da gözle bakınca tatmin ediyor. Birazdan istatistiklere bakacağız. Gerçi 200 combo olmuş anasın sayın seyirciler. Yani <laughs> 200 combo da bir %50 alaydı iyiydi. Bilmiyorum belki de fantastik bir yere olduğu için keyif veriyordur şu anda bize. <laughs> Farkınızda Leyber Leyk atmıyorum geri tepmeden taklaya gelmeyeyim diye. Ama özel saldırı saldırı güzel. Kış askeri dövüyor olsaydım şu anda daha çok keyif alırdım. Tabi. Engellenemez ya. Pass over gitsin. Şeyi de yok. l 3 de atmıyorlar falan. Hü, 27 27.000 çaktı. tatlı keyifli bir ama yani saldırı bağlamında çok böyle zirvekar bir karakter değil dediğim gibi. Yani yapay zekanın denk geleceği bir yeri bulacağız da bu kanamaları üzerine 30'lu 40'lı atacaksın. Aa o zaman sana game play olur. Şu kanamalar verecek sana saniyede atıyorum işte 10 bin, 10 bin falan. Baksana adam atmıyor ki. <laughs> Daha ben nereye ağır saldırı yapacağım. İçimden geçer. Her öldük. Cesedimiz mi yakışıklı olsun kardeşim? Güzel vuruyor köfte. İntihara gidiyorum arkadaşlar. Bildiğin intihar ne şimdiyim şu anda. <laughs> Bunu gibi daha çok bu şekilde oynarsınız ağır saldırı yaparak ama ve intihar kovandısı. 266 combo. <laughs> Bakalım ne kadar hasar varmış. Şöyle baktığımızda arkadaşlar neredeyse 300 combo atmışız toplamda. 300 combo atmışız. 300 combo da verdiği hasar yani şöyle bakıyorum bir buçuk milyon falan ortalama ee, ne yapmış oluyor kombo başı 5000 civarında vurmuş oluyor arkadaşlar tabii ki bu kıyamet atlası versiyonuyla beraber kıyamasını çıkardığınızda bu rakam daha da düşecektir. Dediğim gibi Moalla gizemli bir karakter. En azından bir gameplay'ini gözümüzün önünde olmuş oldu. Defans'ta daha çok işinizi görecektir. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.